Biz birilerinin lafına baksaydık ne birinci köprüyü yapardık, ne Çanakkale Köprüsü'nü yapardık, ne uzaya da uydu fırlatırdık. Yani yıllarca mühendislik ithal ederek yabancıların Türkiye'yi sömürmesine hiç sesini çıkarmayan zihniyet bugün mühendislik ihraç etmemizden rahatsız oluyorlar beyefendiler. Siz çok daha rahatsız olmaya devam edeceksiniz. Çünkü Türkiye gelişiyor, büyüyor. Sizin gibi gençlerle birlikte büyüyor. Türkiye'nin diğer ülkelere mühendis göndermesine ilişkin yaşanan tartışmalara bu cümlelerle cevap verdi. Kars Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Gençlerle Sahur Buluşması programında üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin diğer ülkelere mühendis gönderen bir konuma geldiğini vurguladı. Türk mühendislerinin başarısına dikkat çekti. Bütün dünyaya hizmet satacak, tabii ki buradan da gelir kazanacak. Yıllarca bizim ülkeye gelip çöreklenip burada bitmeyen projeleri yönetmeye çalışan, o paralarımızı söğüşleyen o yabancılara ders olsun diye artık biz Türkiye, bütün dünyadaki en önemli projelerde Türkiye'nin müteahhitler ve Türkiye'nin mühendisler aranan mühendislerdir. Ve onlar da bütün yapacaklardır, karşılığında alacaklardır. Buradaki gelişmelerde herkes gurur duyacaktır. İnşallah sizler de bir ekip olarak bu ülkenin ve dünyanın geleceğine yön verecek, katkıda bulunacaksınız. Bu enerjiniz her şeyi hak ediyor. Bu enerjiyle yapamayacağınız hiçbir işiniz yoktur.